Merhabalar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle evde pişi yapımını paylaşacağım. Çok pratik bir hamur işi. Hemen evde yaptığınız ekmek hamurundan artan hamurla çok kısa sürede sıcak bir şekilde servis yapacağınız nefis mi nefis yağda kızartılan fakat içi kesinlikle yağ çekmeyen muhteşem bir hamur çeşidi. Hemen yapımına geçeceğim. Deneyecekleri de şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tane yaş mayayı karıştırma kabıma alıyorum. 2 su bardağı ılık su. Ve bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Yaş mayanın 10 dakika erimesini sağlayacağım. Mayayı ılık suda iyice eritiyorum. 4 su bardağı 200 miligramlık 4 su bardağı unum ilave ediyorum. Daha önceden ölçmüştüm. 2 silme tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Unumuzun orta kısmını açıyorum ve 2 su bardağı mayayı suda bekletmiştim biliyorsunuz. Şimdi unumuzla birleştiriyorum. Üzerine şöyle mutfak örtüsüyle kapatıyorum ve hamurumu 2 saat dinlendiriyorum. Pişi hamurunu ekmek hamuruyla aynı şekilde yoğuruyoruz. Bütün malzemelerimiz aynı. Ben biraz hamur artırmıştım. Hamuru şu şekilde elimize almadan önce, burası önemli. Yağ elimizi batırıyoruz ve hamurdan bir parça koparıyoruz. Sonra kızgın yağda pişimizi bu şekilde kızartıyoruz. Şöyle elimizi yağ batırıp aynı büyüklükte hamuru şu şekilde açıyoruz ve şöyle daha sonra tavada kızartıyoruz. Hamurumuzu yuvarlıyoruz. Şöyle elimizle açıp ortasını şu şekilde yapıp pişilerimizi tavada kızartıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu şekilde açıp ortasını bu şekilde açıp daha sonra kızartıyoruz. Şimdi kızartma aşamasına geçelim. Arkadaşlar pişiyi kızartırken püf noktası yağımızın kızgın olması gerekiyor. Eğer kızgın olmazsa pişimiz katı bir şekilde kalır. Kızgın yağda, tabi yağda yakmayacağız aynı zamanda. Pişimizi kızartıyoruz. Şu an yağımız ısınıyor. Şöyle pişimizi ben ısınan yağıma bırakıyorum. Henüz tam ısınmamış. Daha güzel bir ses çıkarması gerekiyordu. Pişilerimizi bu şekilde kızgın yağa bırakıyoruz. Ekmek hamurunu
Başka hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Ekmek hamurundan pişilerimizi elde ediyoruz. En önemli püf nokta dediğim gibi yağımızın kızgın olması çok önemli. Kızgın olmazsa pişilerimiz kabarmaz. İstediğimiz yumuşaklıkta olmaz. Bu şekilde pişilerimizi kızartalım. Pişilerimizi bu şekilde yapıyoruz. Dilerseniz hemen ocağın yanına yağ getirip şöyle ben size elimle de göstereceğim. Elinizi önce yağa banıyorsunuz. Daha sonra şöyle yuvarlayıp şu şekilde ortasını parmağınızla açarak şöyle hemen kızgın yağa bırakıyorsunuz. Bu kadar basit. Hamurumuz kesinlikle yağ çekmez. Eğer kızgın yağda pişilerinizi pişirirseniz. Evet arkadaşlar, pişi tarifim bu şekildeydi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımı takipte kalıp yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorum yaparsanız çok mutlu olacağım. Pişiyi bu şekilde sade tüketebilirsiniz. Hemen sıcak sıcak tüketmekte çok fayda var. Çünkü sıcak tüketilince nefis mi nefis oluyor. Ya da böyle kahvaltılık çikolata soslardan içine sürüp pankek gibi de tüketebilirsiniz. İnanılmaz nefis oluyor. Öneriyorum ve kesinlikle yorumlarınızı da bekliyorum. Muhteşem oluyor. Denemeye değer diyorum. Başka videolarda, tariflerde görüşmek üzere. Seval'in Günlük Yaşamı kanalımı takipte kalıp abone olmadıysanız abone olup izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.